Merhaba arkadaşlar. Evlerinizde 2 adet orta boy patatesiniz varsa sizler de bu İtalyan pidesini deneyebilirsiniz. Oldukça pratik olan bu İtalyan pidesi hem doyurucu hem yapımı kolay hem de çocuklarınızın çok seveceği bir öğün olacaktır. Herkesin yapabileceği, profesyonellik istemeyen bir pide türüdür. Yapımına başlayalım. 500 gram unu yoğurma kabına eleyelim. 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Üzerine 370 ml veya 2 su bardağından 1 parmak eksik su ilave edip yoğuralım. Hamurumuz yumuşak olmalıdır. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmasını bekleyelim. Tezgaha un serpelim, hamuru tezgaha alalım. Yumuşak dokunuşlarla katlaya katlaya hamuru toparlayalım. Genelde ekmek yaptığımızda da bu tekniği kullanıyoruz. Şöyle birkaç sefer hamuru toparladıktan sonra el yardımıyla biraz genişletelim. Bir kenara alalım. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt koyup üzerine varsa biraz irmik serpelim. Hamuru tepsiye alarak genişletelim. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı suyu karıştırıp fırça ile her tarafına sürelim. Hamurumuz kenarda beklerken üst kısmı için hazırlığımızı yapalım. 2-3 adet patatesi soyup rendeleyelim. Patatesin büyüklüğüne göre ayarlayın. Benimkiler orta boydu. 3 adet kullandım. Biraz fazla bile geldi. Üzerine taze veya kurutulmuş 1 çay kaşığı biberiye, 1 çay kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Yağladığımız hamurumuzun üzerine dizelim. Bu miktardan daha fazla koymayın. Çünkü patatesler güzel pişmez. Bu şekilde hem kızarıyorlar, hafif de böyle haşlanmış gibi oluyor. Yumuşak, ideal oluyor. 180 derecelik fırında 15 dakika pişirelim. Önceden ısıtılmış fırın olduğu için 15 dakika yeterlidir. Bu arada mozzarella veya kaşar peyniri isteğe bağlı miktarda doğrayalım. Peynir koymasanız da tadı güzel oluyor. 15 dakika pişen İtalyan pidesini fırından çıkarıp peyniri dizelim.
5 dakika daha pişirelim. Peynirler eridiğinde çıkarabiliriz. Çok sıcak olduğu için doğramakta biraz zorlandım açıkçası. Ama sizlere sıcakken sünen peynirleri de göstermek istedim. Bakın kalınlığı, kıvamı bu şekilde. Tadı, aroması da çok güzel. Özellikle biberiye çok güzel bir tat katıyor. Elimle bir dilimi bölüyorum. O sıcacık patates ve peynirin kokusu gerçekten muhteşem. Bu kokuyu almanızı isterdim. Tadı da bir o kadar güzel. Bu pratik tarifi bu bölüme kadar izlediyseniz, bana ve kanalıma destek olabilmek için videomu beğenip mesaj bölümüne bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu tarifi deneyip yorum bölümünden fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.